Dersim katı atıp meclisine müdahale şey yapmaması yani o meclise gelmen lazım. Onun için DERKAP'taki toplantıda yukarıda yapmaz oraya gelirsiniz. Bu mevcut meselenin başkanı yani canlı meclisten burada izleyici amacıyla geldiler buradaki kişiler. Ayrıca bu yönde de bir talepleri var. Bu meclisten de bir karar çıkması konusunda bir talep var. O konuda meclis üyelerine de taleplerini dile getirdiler. Meclis üyeleri de bu konunun görüşülmesi, gündeme alması konusunda önerge verirlerse burada meclis olarak bu meseleyi değerlendirirsiniz. Biz de bu meclis DERKAP meclisi oluştu. Yine arkadaşlardan oluşuyor. Yani yine arkadaşlardan oluşuyor. DERKAP meclisinde ancak görüşülebilir. Yani şöyle bir şey değil. DERKAP meclisinde siz bu meclis öyle değil. Şöyle var. Bütün oluşumların. Yok, DERKAP meclisinde şunlar var. Avukat diyor. 7 ilçenin belediye başkanları, ikişer tane belediye meclis üyesi. Bizde de 4 tane belediye meclis üyesi. Yani her kurumda birer tane. Değil mi arkadaşlar? Var mı? Bizde 2 kişi var. Mesela. 2 bizde var. 2'şer tane de ilçelerde var. Bir de belediye başkanları var. Yani daha geniş bir meclis. Ve yetki onların elinde olduğu için söylüyorum. Orada gelirsiniz, meclise karar alır. Bu konuda bir açıklama yapabilirim. Bu meclisin hani temsilcisi olarak belediye kanunu ve ilgili yönetmelikler gereğince siz belediyeyi bazı oluşumlarda temsil edebilirsiniz. Bu başka yerel yönetimlerle birlikte oluşturulacak oluşumlarda dahil olmak üzere. Şimdi DERKAP'ta böyle bir oluşum. DERKAP ve benzeri oluşumlardan çıkmak, orada görev devam etmek ya da orada hangi kararların alınması konusunda meclis, buradaki belediye, merkez belediye meclisi bir karar alabilir. Belediye kanununda var ve meclis çalışma yönetmeliğinde var. İlgili maddelere bakabilirsiniz. Yani buradaki meclis örneğin şöyle bir karar alabilir. Size yönelik der ki siz burada belediye meclisini temsil eden DERKAP'ta yer alıyorsunuz. Oradan çekilme konusunda biz karar alıyoruz. Böyle bir karar alabilir. Bakın bağırmayın, şey lütfen iyi bir şey değil. Doğru bir şey değil. Biz de rahatsız vermiyoruz. Tamam, şurada sığabildiğiniz kadar sığılsınlar. Evet. Başkanım, biz aramızda mı şu anda? Evet. Yok, şu anda nasıl değil başkanım? Sığabildiğiniz kadar şuradaki siz sahneye katılacaksınız. Başka bir de başka şeyler katılmayacak gündem maddesiyle ilgili. Katılın. Bakın çünkü biz şu anda bütün bütçeyle ilgili ortalama 10-15 gün boyunca burada yansıtmalı hazırlıklarımızı yapmışız. Güzel. Onun için sizde istirhamım şudur. Yani lütfen anlayışlı olmanızı istiyoruz. Başkanım biz de 865. Mali idarelerle ilgili oluşturulacak birliklere belediyenin kat meclisin gibi görevleri belirlendiği madde. Mali idarelerle oluşturulacak diğer birliklere katılmak ve bu birliklerden çekilmesini sağlama kararı alabilir belediyemiz. 18. maddede açık madde var. Kanun maddesi bu. Artık belediye başkanının görevleriyle ilgili yine belediye kanununda var. Meclis kararlarını ve encüman kararlarını uygulamak. Şimdi böyle çok açık net kararlar var. Şimdi bu kapsamda belediye meclisi buradan, meclisleri bizim talebimiz odur, köylülerin talebi odur. Bu mevcut projenin yaratacağı sonuçlar nedeniyle bu alandan yapımından vazgeçilmesi, başka bir alanda tekrar yeni bir proje hazırlanarak farklı bir alanda doğaya zarar vermeyecek bir alanda yapımı konusunda karar alınması ve çalışmaların başlatılması. Ona da bir şey. Önerge verilecek zaten. Varsa diğer önergeler ona da verilecek. Önergenin kabul edip edilmeyeceği de şu an zaten belli olacak. Ha, gündemin sonunda olmaz, ortada olmaz da çok önemli değil. Anladınız mı? Hayır, hayır, hayır. Hayır, şöyle arkadaşlar dur. Meclis üyelerine bakıyorsun. Çünkü oy kullanacaklar, bak görmek istemiyorum. Şöyle bir çekilin arkadaşlar. Arkadaşlar Seçil Tunceli Belediyesi'nin divedirge gerekli resmi işlemleri başlatmasını, Dersim Katı Atık Birliği'nin toplaması ya da iptal kararı almaması durumunda ise
5393 sayılı kanunun 18. maddesine göre yetkili olan Tunceli Belediye Meclisi'nin Tunceli Belediyesi'ne adına der kapı yani Dersim katı atık birinden ayrılması kararının almasını bu konunun Kasım 2022 Belediye Meclis toplantısında birinci gündem maddesi olarak görüşmesine karara bağlamasını istiyoruz. Bilgiye geleni arz ederim. Şükrü Kılıç, Cömert Yoltay, Berkay Gündoğdu, Elif Özer, Bedri Kaya, Yaşar Çiçek, Haydar Demir, Seyit Ali Buruk, Nurgül Yalay, Makbule Turgu arkadaşlar. Oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, çekimsel kalan, evet. Belediye başkanı lütfetmedi, üst salonu açmadı arkadaşlar. Bunu söylemek zorundayız. Ama cuma günü hepinizi bekliyoruz. Şimdi Özgür Başkan hepinize açıklama yapacak. Tekrar teşekkür ediyoruz. Bugün burada belediye meclisinin bir toplantısı vardı. Bu toplantıyla ilgili burada Sütlüce bölgesinde yapımı düşünen katı atık bertaraf projesinin yaratacağı olumsuz sonuçlar nedeniyle buradaki yöre halkının tüm Dersim'in sadece yöre halkının değil tüm Dersim'in talepleri vardı. Bu talepler belediye meclisinde görüşülerek karar altına alınması yönünde bir talep vardı. Belediye meclisi belediye kanunu ve ilgili yönetmelikler gereğince alacağı kararlara belediye başkanı uymak zorundadır. Belediye başkanı orada meclisin temsilcisi konumundadır. Bu kanun gereğince alınacak kararlar doğrultusunda oluşturulmuş olan birliklerden çekilme, bu projeden çekilme yönünde karar almak zorundadır. Bu anlamda buradaki yöre halkı yaratacağı olumsuz sonuçlar, çevreye vereceği olumsuz neticeler nedeniyle bu projenin farklı bir alanda yapılması yönünde talepleri bulunmakta. Bunu belediye meclis üyelerine dile getirdi. Belediye meclis üyeleri de belediye meclisine bir önerge verdi. Vermiş olduğu önergede mevcut projenin bu alanda yapımından vazgeçilmesi, başka bir alanda yapımı için çalışmaların başlatılması, bu yönde bir karar almaması halinde belediye başkanının içinde yer aldığı birlikten çekilmesi yönünde bir önerge verdi. Bu önerge katılanların oy birliğiyle kabul edildi. Ya artık cuma günü tekrardan bu konu gündeme gelecek, belediye meclisinde konuşulacaktır. Mevcut görüşme neticesinde önerge sahipleri imzaların arkasında, iradelerin arkasında durmak zorundadır. Bu doğrultuda bir karar çıkması halinde belediye meclisinin kararı doğrultusunda mevcut alandan artık vazgeçilmesi gerekmektedir. Bu alanda yapılması gereken bir...